Mutlu akşamlar değerli izleyenler. TV52 akşam bülteniyle karşınızdayız. Ben Efe Şevcioğlu. Gündemin gelişen sıcak haberlerini TV52 farkıyla ekranlarınıza taşıyacağım. Değerli izleyenler, gündem yoğun. Ordu'da yaşanan sel afeti bir yandan, diğer tarafta ise artan döviz fiyatları. Bültene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayacağız. Ardından hızlıca bölgedeki sel afetiyle ilgili son gelişmeler ekranlarınıza gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta konuştu. Ekonomi piyasalarını rahatlatan bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dövizdeki hareketlilik ile ilgili konuştu. İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz. Dolar, molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin ifadelerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'tan vatandaşlara çağrı yaptı. Bu bir milli mücadeledir. Yastık altındakileri bozdurun dedi. Türkiye'nin ne makroekonomik verilerinde, ne üretim gücünde, ne istihdam düzeyinde, ne bankacılık sisteminde en küçük bir sıkıntı olmadığı halde suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz. Seçimlerin ardından teşekkür ziyaretine 24 Haziran seçimlerinde %82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolar molar bizim yollarımızı kesmez diyerek ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Döviz kuruna bakıp, faizlere bakıp ve tehditlerine bakıp el ovuşturanlar hiç boşuna heveslenmesinler. Faiz lobilerine sesleniyorum. Boşuna heveslenmeyin. Faiz lobilerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Bu milleti çökertemeyeceksiniz. Bunlar bizim için ancak hedeflerimize yürüdüğümüz yolda dönemsel araçlar olabilir. Bu araç dün şu olur, yarın bir başka olur. Darbecilere teslim olmadığımız, çıplak ellerimizle tankların karşısına dikildiğimiz gibi ekonomi tetikçilerine de teslim olmayacak, varımızla, yoğumuzla mücadele edeceğiz. Bu haramzadelere vereceğimiz en büyük cevap daha çok çalışarak üretimi artırmak, ihracatı artırmak, istihdamı artırmak olacak. Değerli izleyenler, son 50 yılın en büyük afetiyle mücadele eden ordu Türkiye'nin de gündemi oldu diyebiliriz. Üst düzey bürokratlar, siyasiler derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da orduya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın orduda olacak. Sel afetiyle ilgili görüşmeler yapacak. Bugünse Bayburt'taydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'tan ordulara seslendi. Geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Ordu'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ordu'da sel afetiyle ilgili görüşmeler yapacak. Bugünse Bayburt'tan seslendi, ordululara geçmiş olsun dileklerini iletti. Sözlerimin hemen başında Ordu'da yaşanan sel felaketinden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bu tür felaketlerden muhafaza eylesin. Devletimiz bütün imkanlarıyla sel felaketinde evleri, iş yerleri, mahsulleri zarar gören vatandaşlarımızın yanındadır. Hiç endişe etmesinler. Yarın inşallah ordudayım. Hem çalışmaları yerinde inceleyecek hem de vatandaşlarımıza bizzat geçmiş olsun diyeceğim. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum selden zarar gören bölgelerde de incelemede bulunmak üzere Ordu'ya geldi. Kurum, Ordu Valiliği'nde selin neden olduğu hasara ilişkin bilgi aldıktan sonra kameraların karşısına geçti, açıklamalarda bulundu. Valilik binasındaki programda Ordu Valisi Settar Yavuz ile AK Parti Ordu Milletvekilleri Şener Yedi da yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum tüm Karadeniz bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırladıklarını dile getirdi. Ordu son yılların en büyük sel afetiyle mücadele ediyor. Selin yaralarının sarılması için devlet yetkilileri de tam kadro halinde Ordu'da incelemelerine devam ediyor. Üst düzey bakanlar ve milletvekilleri Ordu'da. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sabah saatlerinde geldi şehre.
Havalimanında karşılanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum son bilgileri almak üzere önce Ordu Valiliğinde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Bakan Kurum, zararı yerinde tespit edeceklerini vurguladı. Bugün Ordu'da yaşanan 7 Ağustos gecesi yaşanan sel nedeniyle Ordu ilimize geldik. İnşallah heyetimizle birlikte, bize bağlı bakanlığımızın tüm birimleriyle birlikte sahada tespitlerimizi yapacağız. Tabii elim bir olay, bir afat, metrekareye 253 kilogram mam varan bir yağış söz konusu. Buna ilişkin yapmamız gerekenler, sahadakiler neyse bunları inşallah yerinde tespitlerini yapacağız. Bundan sonrası için tedbirleri noktasında yine sahada yapılması neyse onları yine heyetimizle birlikte tespitlerini yapacağız. Bir tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bütün tespitleri bir hafta içinde tamamlayarak yaklaşık 2 ay içinde de tüm çalışmaların bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi. İnşallah böyle bir olayın bir daha yaşanmaması üzerine alınması gereken tedbirler neyse bunu sahada tüm birimlerimizle birlikte inşallah alıyor olacağız. Bugün tespitlerimizi yapacağız. Belediye başkanımızla görüştük. Hasar gören tüm yollara ilişkin tespitleri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle bir hafta içerisinde binaları, yolları, hasar gören tüm inşaatları tespitlerini inşallah bir hafta içerisinde tamamlayıp 2 ay içerisinde ki burada da biliyorsunuz mevsimlerden dolayı inşaat süresi ancak 2 ay müsaade edebiliyor. 2 ay içerisinde de belediyemize gerekli kaynağı İller Bankamızdan sağlayıp hızlı bir şekilde başkanım bunların inşaatını bitirecek. Yine İller Bankası Toplu Konut İdaresi yapı işleriyle yapılması gerekenleri de 2 ay içerisinde hızlı bir şekilde inşallah bitirmeyi amaçlıyoruz. Öte yandan tüm Karadeniz için eylem planı hazırlanacak. Bu tedbirleri aldıktan sonra önümüzdeki sürece ilişkin tabii ki bir iklim değişikliği söz konusu. Derelerin kesitlerinden tutun da altyapıların kesitlerine varana kadar yapılması gereken neyse biz tüm Karadeniz bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz. İnşallah bu eylem planı çerçevesinde de sahada hızlı bir şekilde uygulamalarını yapacağız. En son böyle bir elim olay 20 yıl önce meydana gelmiş ve bugün yeniden böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. İnşallah ileriki süreçte tabii ki bu afet yani altyapılar hiçbir zaman bu kesitlere göre bu yağışlara göre hesap edilemez. Ancak bu yağışlardan bu afetlerden en az hasarlı nasıl ayrılabiliriz? Nasıl çıkabiliriz? Vatandaşımızın milletimizin en az hasarlı şekilde nasıl bu afetlerden kurtarabiliriz'in çalışmasını da tüm Karadeniz bölgesi için yapıyoruz. İnşallah bunu da yakın zamanda sahada uygulayacağız. Efendim Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Ordu'ya geldi. Sel nedeniyle büyük hasarın oluştuğu Ordu'nun Ünye ilçesinde incelemelerde bulundu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Ordu'da selden zarar gören noktalarda inceleme yaptı. Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'i makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Destici, ilçedeki duruma ilişkin bilgi aldı. Destici daha sonra aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Tabii inşallah bir daha yaşanmaması için ciddi tedbirlerin alınması lazım. Zaten bu bölgemiz yüksek oranda yağış alan bir bölge. Ama artık bu ekolojik ve iklim değişikliğiyle birlikte yağışların şekli ve türü de değişti. Daha önce hafif uzun süreli yağmurlar varken bugün aniden sağanak şeklinde çok güçlü yağmurlarla karşı karşıya kalıyoruz. Tedbir almak lazım. Bundan sonra bu değişen iklim şartlarına göre süratle bu tedbirlerin alınacağı inanıyoruz. Tabii bu sel afetinden sonra bütün kurumlarımızın başta belediye olmak üzere AFAD olsun, Çevre Şehircilik Bakanlığı olsun, Ulaştırma Bakanlığı olsun,
Kızılay'ımız olsun çok süratli bir şekilde bölgeye hareket ettiler. Ordululara geçmiş olsun dileklerini ileten destici, böyle bir afetin tekrar yaşanmaması için ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Ve burada özellikle mahsur kalan hem mevsimlik işçilerimizin hem diğer fabrikalarda çalışan ve mahsur kalan işçilerimizin kurtarılması, mahsullerinin kurtarılması, işte selden zarar gören, sel baskınına maruz kalan iş yerlerinin kurtulması, bu anlamda hızlı çalışmalar yapıldı ve bir an önce Yüce Kaymakamımızla da görüştük. Şu anda hemen hemen bütün zararlar tespit edilmiş. Bütün burada mahsur kalan hiç kimse kalmamış artık. Hepsine ulaşılmış ve şu anda da gerekli tedbirler de alınıyor. Süratle bunlar alınıyor. İnşallah Rabbim bir daha böyle bir afetle bizi karşı karşıya bırakmasın. Efendim dün akşamda ekranlarınıza getirmiştik. Canlı olarak da aslında sizlere aktarmıştık İkizce'de yaşanan son durumu. Sel dolayısıyla büyük hasarın meydana geldiği İkizce ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde toprak altında kalan Bayram Sekmen'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Bayram Sekmen'in naaşı cuma namazı müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Ordu'da sel dolayısıyla büyük çaplı hasarın oluştuğu İkizce ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde toprak altında kalan Bayram Sekmen'in cansız bedenine ulaşılmıştı. İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt, Bayram Sekmen'in toprak altında kaldığı alan hakkında bilgi verdi. 8. ayın 9'unda saat 2'de başlayan, 14'te başlayan yağmurun neticesinde İkizce'mizde heyelan vuku bulmuştu Seymenli Mahallemizde. Bir vatandaşımız evinin hemen yanında, 50 metre yanında heyelana kapılmış. Ve yaklaşık 150 metre sürüklenmiş, dere yatağına gittiğini söylediler ama biz aşağıdan, ilçeden yukarı çıktık. 2 saat sonra vatandaşımızı bu suyun vatandaşı götüremeyeceğini, bu toprağın altında olduğunu söyledik. Ve itfaiye ekipleri anında benim söylediğim yere gittiler ve cenazeyi ilk etapta hemen buldular. Heyalan'da toprak altında kalan ve çalışmalar sonrası cansız bedenine ulaşılan Sekmen için Seymenli Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Kurum ve Destici Sekmen ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen selde heyelan altında kalarak hayatını kaybeden Bayram Sekmen'in oğlu Mehmet Sekmen olayın yaşandığı günü anlattı. Başka bir köyde bir bahçemiz daha var. Annem, ben, o üçümüz başka bir köye gittik. Yağmur yağmaya başlayınca ben dedim hadi baba gidelim, araba da var, ıslanırız. Geldik, evin üst tarafındaki bir araba falan park ettik. İçeri gittik. Bizim önünde şey var, böyle yemek pişmek için kuzine sobası var. Onu dedi içeri al oğlum sen dedi. Ben de üst kata odun almaya çıkıyorum dedi. Ben kuzine içeri götürdüm. O da annemle yukarı çıktı. Ben yere bırakmayla annem göçük dedi. O bahçeye su geldiğini görüyor. Odun almaya çıkan adam kazmayı alıp koşuyor oraya. Bir dakika. Amcamın dediği gibi bir dakika içinde yukarıdan büyük bir heyelan gelip götürdü. Aradık bulamadık. Aşağılara ırmaklara indik. Dere içlere girdik. Kendi imkanımızı bulamadık. Zaten o arada jandarma, polis hepsini aramış bulunuyorduk. Onlar geldiler. Onlara öncülük ettik. Yolları falan tarif ettik. Afet ekipleri buldu babamı. O da şöyle bir ağaçta sadece bir ayağını görerek buldu. Yani balçanın içindeydi. Mehmet Sekmen babasının köyde yaşama hayalinin olduğunu anlattı. Biz babamla aynı işlerde çalışıyoruz. O benden sonra aynı işlerine geldi. Emekli olup köye yerleşmekti. Oğlum emekli olup köye yerleşin bir ev yapalım dedi. Ben o hayalini gerçekleştirdim onu. Evimizi yapmıştık. 2. senesiydi. Evin içinde yeni oturmaya başlamıştı. Kendi isteğine göre yapmıştı. Hayali köyde yaşamak emekli olunca ona başlamıştı. Nereden emekli oldun? İşçi emeklisi, özel sektör. İstanbul'da beraberdik. Anneniz nasıl sırada yer alamıyor? Annem bana haber verince ben bir anda üzerime aşağı çıkarıp koşmaya başladım dereye doğru rampa aşağı. O da benim peşinden koşarken ben düştüm kaydım. Benim kolum falan çizdi de annem de düştü peşimden aynı yerden. O direkt ağaca kolu bileğini vurdu. Fındık ağacını bileğini vurunca bilek kırıldı. O an hissetmedi zaten. Ben de anlamadım. Geri geldik. Aradık falan jandarma falan geldikten sonra ben en son öğrendim. Annemin akşam saat 8'de öğrendim kolunun kırıldığını. Annem hastaneye falan götürdüler ambulansla. Törene Sekmen'in yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Bayram Sekmen'in naaşı cuma namazını mütakiben kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Değerli izleyenler, sel dolayısıyla hasarın oluştuğu İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde 53 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Ordu'da sel dolayısıyla hasarın oluştuğu İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde 53 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, şiddetli yağışın sele dönüşmesi nedeniyle ilçeye bağlı 24 mahallede yeni heyelanlar meydana geldiğini belirterek, yeni heyelan ve su baskınları riskine karşı 50 evde ikamet eden vatandaşların tahliye edildiğini söyledi. İkizce Kaymakamlığından doğru evlerini boşaltmalarını rica aldım. Tahliye edilen vatandaşlardan bazıları yurtlara yerleştirildi, bazıları ise geceyi akraba ya da komşularında geçirdi. Burası İkizce'ye 16 kilometre uzaklıkta bir Seymenli Mahallesi. Burada vatandaşımız har kaçarken fasulyeleri varmış. Har kaçarken buradan göçük geliyor, vatandaş alaya gidiyor. İlk gelen buraya da benim. Jandarmayı ben aradım, AFAD'ı ben aradım. Başkanımız, ilçe başkanımız da yardımcı oldu bize, sağ olsun. Beraber, ordundan beraber yani aradık her tarafa. İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt de sele bağlı olarak birçok mahallede heyelan oluştuğunu söyledi. Başkan Söğüt, yeni heyelan ve su baskınlarına karşı 3 evin boşaltıldığını, ailelerin güvenli yerlere yerleştirildiğini kaydetti. Öte yandan fındık hasat sezonuyla birlikte bölgeye gelen mevsimlik tarım işçileri de güvenli bölgelere konuşlandırıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Dışişleri Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. FATS Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Kıran ve Kurtulmuş selden zarar gören firma sahiplerinin sorunlarını dinledi. Daha sonra Fatsa Belediyesi Spor Kompleksi'nde Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ve Kaymakam Mehmet Yapıcı ile bir araya gelen Kıran ve Kurtulmuş, selin neden olduğu hasarla ilgili bilgi aldı. Çok ani bir şekilde ve olağanüstü yüksek miktarda yağan bir yağmurdan bahsediyoruz. Ve özellikle havzalarımızın, Ünye Havzası'nın ve Fatsa Havzası'nın arka tarafından gelen, dağ kesiminden gelen bu sellerin şehirde ortaya çıkarmış olduğu, dere yataklarında ortaya çıkarmış olduğu bir tahribat var. Yaklaşık 7 köprümüz bir şekilde zarar gördü. Bunlardan en önemlisi Karadeniz Otoyolu'nun önemli köprülerinden birisi olan Cevizli Dere Köprüsü bir tarafı yıkıldı. Yani gidiş kısmı yıkıldı. Halen bildiğiniz gibi diğer köprü üzerinden tek şerit olarak trafik akışı sağlanıyor. Ordulu Milletvekili Numan Kurtulmuş, devletin tüm birimlerinin yağışın başlamasıyla birlikte kritik noktalarda önlem aldığını belirterek meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Yerleşim birimlerimizin yeniden imarlarının gözden geçirilmesi, derelerin ıslahlarının yeniden gözden geçirilmesi, köprü yapımının gözden geçirilmesi ve tabii Karadeniz için en büyük tehlike olan dağdan gelen bu suların, yağmur sularının bir an evvel denize açılmasının önündeki engellerin tamamen kaldırılması esas meselemiz budur. Bunlar için de hemen yarından itibaren çok ciddi bir koordinasyonla Karadeniz için belki yeni bir imar planının gözden geçirilmesi ve şehirlerin dağlardan gelen bu suları denize ulaştırabilecek şekilde yeniden dizayn edilmesi gerekir. Bunların hepsinin çalışmalarını inşallah yapmak ve kısa bir dönemde, orta dönemde sonuçlarını almak mümkün olur diye temenni ediyorum. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, toprak kaymasının yaşandığı İkizce Seymenli Mahallesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Bahri Söğüt'ten bilgiler aldı. Akşam saatlerinde ilçeye giden Milletvekili Gündoğdu, sel afetinin nedeniyle aslında baktığımızda yoğun mesai veren Ordu, Samsun, Sivas, AFAD ekiplerine, jandarma, UMKE ve Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiyelerine teşekkür etti. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, afetten yoğun olarak etkilenen bölgelere giderek incelemeler yaptı. Milletvekili Gündoğdu akşam saatlerinde İkizce'deydi. Belediye Başkanı Bahri Söğüt'ten bilgiler aldı, vatandaşlarla bir araya geldi.
3 gündür ordu yetkisini altına alan yağın fazla aşırı yağışlar nedeniyle ordu merkezde oluşan Fatsa, Ünye, Perşembe bölgelerinde bugün de Çaybaşı ve İkizce bölgemizde sel felaketleri yaşıyoruz. Maddi hasarlıydı bugüne kadar olanlar ama bugün bir acı kaybımız oldu. Ben ailesini ziyarete çıktım. Başsağlığı dileklerimizi ilettik. Hem hükümetimizin hem Cumhurbaşkanımızın hem diğer yetkililerimizin. Milletvekili Gündoğdu özellikle İkizce'de yoğun mesai veren Ordu, Samsun, Sivas, AFAD ekiplerine, jandarma, UMKE ve Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da gelecek. Bütün bakanlarımız bu açıklamayı yaptı. Devlet her dönem milletinin yanında, bu afetle de zarar gören bütün vatandaşlarımızın yanında olacak. Bununla ilgili bütün arkadaşlarımız açıklama yaptı, bakanlarımız açıklama yaptı. Biz burada zarar görenlerin tespit edilmesini, belediye başkanımızın öncülüğünde, buradaki kriz merkezinin öncülüğünde, kaymakamımızın öncülüğünde, buradaki problemlerin kim ne kadar afattan etkilendiyse onun çıkartılıp envanterinin, bununla ilgili de afat bugün itibariyle ilimize acil can suyu yardımı, 1 trilyonluk yardım gönderdi. Bu yardım tabii ki şu şekilde: ilk etapta evini su basanların otelle yerleştirme, işte başka binalara taşıma babında kullanılacak yardım. Bunun devamı gelecek. Esas hasar altyapıda, yani yollarımızda, altyapımızda, bütün belediyelerimizin yaklaşık 3 yıldır, 4 yıldır yaptığı yatırımların tamamını bu sel aldı götürdü. Büyükşehirimizin yaptığı yatırımlar aldı götürdü, ilçe belediyelerimizin yaptığı yatırımlar aldı götürdü. Ordu'daki sel felaketi sonrası aslında ortaya çok ilginç ve korkutucu görüntüler de ortaya çıktı diyebiliriz. Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde yağan yağmur sonucu oluşan selin bilançosu da ağır olurken, sel ile birlikte denize akan ağaç parçaları, fındık ve diğer cisimler adeta Karadeniz'i ikiye böldü. Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde yağan yağmur sonucu oluşan selin bilançosu ağır olurken, selle birlikte denize akan ağaç parçaları, fındık ve diğer cisimler Karadeniz'i de adeta ikiye böldü. Selin etkisi bölgede devam ederken selin sürüklediği cisimler Karadeniz'de farklı görüntüler oluşturdu. Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü Mahallesi açıklarındaki farklı görüntüler görenleri de hayrete düşürdü. Sel felaketini yaşayan, Ordu'da ciddi hasar alan bölgelerden biri olan Ünye ilçesinde köprülerin yıkılmasına, evlerin su basmasına sebep olan sel suları. Karadeniz'in altın ürünü fındığı da vurdu. Tonlarca fındık denize aktı. Bazı mahallelerde fındık bahçeleri ciddi hasar aldı. Ünye'de yaşanan felaket hakkında Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarı Kahraman önemli açıklamalarda bulundu. Zararın %100 olduğunu söyledi. Yağmur bulutları Ordu'ya sel olarak aktı. Ordu'da meydana gelen sel felaketinden ciddi hasar alan noktalardan biri de Ünye ilçesi oldu. Köprülerin yıkıldığı, vatandaşların mahsur kaldığı ilçede tarım ürünleri de sel sebebiyle ciddi zarar gördü. Başta Karadeniz'in altın ürünü olan fındık olmak üzere Ünye'de bulunan mısır tarlaları da yerle bir oldu. Sel ve fırtına nedeniyle tonlarca fındık denize döküldü. Bir adacığı andıran fındıklar Ünye sahilinde ilginç görüntüler oluşturdu. Ünye'nin yüksek rakımlı mahallelerinde ise heyelan sebebiyle fındık bahçeleri de ciddi zarara uğradı. Ünye'de yaşanan felaket tablosunu Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarı Kahraman TV52 mikrofonlarına açıkladı. Öncelikle bölgemiz insanına, Ordu'da yaşayan bölgemiz insanına geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Devlet yapılanları, yıkılanları yapmaya onarıyor, doğru. Bir başka bölümü de bu işin bizi tarım alanı ilgilendiriyor. Evet, hepimiz her şeyin içerisindeyiz ama biz tarım alanlarıyla alakalı olduğumuz için bizi de o alanlar ilgilendiriyor. Yaklaşık 50 mahallemiz, yani Ünye'nin yaklaşık 50 mahallesi tarımda, fındık tarımıyla alakalı zarar görmüş durumda. Yapmış olduğumuz tespitlerde, aldığımız ihbarlarda %100'e yakın. Bugün Tarsim Bölge Müdürümüz de buradaydı, Bülent Bey. Ona da teşekkür ediyorum. Genel Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Yani her birisi saat gece 12'lere kadar bizi aradılar. Yapmamız gereken ne varsa yanınızdayız diye. Ünye Ziraat Odası Başkanı Sarı Kahraman, Ünye'de yaşanan sel felaketi sonrası zirai zararın %100'e ulaştığını
ve Ünye'nin çevre ilçelerinde de durumun farklı olmadığını söyledi. Ama gördüğümüzü söylemek istiyorum. Aldığımız ihbarlarla alakalı yaptığımız tespitlerde %100'e varan hasar kayıplarımız var. Yani ürün kayıplarımız var. Bunlar denize gitti artık. Yani daha dönüşü olmayan şeyler. Bunlarla alakalı hükümetimiz ne yapar? Ne şekil bir önlem alır? Ne şekil bu kanayan yaraya merhem olur? Onu önümüzdeki süreçte birlikte oturacağız, tartışacağız, göreceğiz. Ama ben Çaybaşı'nın Ünye bölgesi, İkizce'nin Ünye'ye yakın olan bölgeleri, Fatsa organize sanayi ile görebildiğim, anlayabildiğim ki ben Fatsa tarafına geçemedim. Bizim özellikle çimento fabrikamızın Erenyurt bölgesine doğru, yani Cevizdere Havzası dediğimiz tam bir tarım alanıdır fındıkta. Önemli bir bölgemizdir bizim. Rekoltenin en yüksek olduğu bölgelerden birisidir. Bu havzada tabir deyimi doğruysa tam olağanüstü bir hal var. Tarımda telef olmuştuk var. Başkan Sarı Kahraman fındık dallarında çökmelerin de yaşandığını söyledi. Önümüzdeki günlerde fındıkta hasat tespit çalışmalarının da başlayacağını söyledi. Şu anda bulunduğumuz bölge bizim sahil bölgesi. Burada örnek verecek olursam bu bahçe toplanılmamış bir fındık bahçesi. Burayı kimse beni yanlış anlamasın. Buradan örnek vermek istiyorum. Dalda görüyorsunuz 1, 2, 3, 5 fındık var. Fındığın diğer alanı dökülmüştü yerde zaten. Bu 100 kilogramın üzerinde metrekareye alınan bir yağmurla birlikte bu arazi üzerindeki sel suları, fındıkları alarak denize götürdüler. Bunları biz bunlara tercüman olmaya çalışacağız. Buradaki bilgilerimizi ve görüntülerimizi toplayacağız. Diğer oda başkanları arkadaşlarımızla, belki yarın koordinasyon başkanımız gelecek, öbür gün gelecek. Bir araya geleceğiz, bunları toparlayarak yukarıki mercilere anlatmaya çalışacağız. Ünye bölgesinin üst noktalarında toprak kaymaları da yaşandığını aktaran Sarı Kahraman, mevsimlik tarım işçilerinin son durumu hakkında da bilgiler verdi. Şimdi biz sizin geldiğinizi duyunca yoldan geriye döndük. Biz aslında hedefimiz Erenyurt'a gitmekti bugün. Erenyurt bölgesinde fındık heyelanıyla, toprak heyelanıyla alakalı çok büyük sıkıntılar olduğunu ihbar aldık. Oralara gidebildiğimiz ölçüde gitmeye çalışacağız. Ağıdere, Kadılar, Yiğitler, Sarı Halil, yani bu Erenyurt'un Ünye'ye doğru gelen bölümlerine çok ciddi bir toprak kayması var. Toprak kaymalarını yerinde tespit edeceğiz, göreceğiz. Çok ciddi anlamda şeyler. Zaten denizden görüyorsunuz siz. Oradan heyelan olarak, heyelanlı bölgenin toprak kayması olduklarını denizden de anlayabiliyorsunuz. Şu anda mevsimlik tarım işçileriyle alakalı durum, can kaybı yok çok şükür Allah'a. Onların çadırlarıyla alakalı telef olmuşluklar durumu söz konusu. Ünye Kaymakamlığımız, Ordu Valiliği, başta olmak üzere tüm birim amirleri de onlar gidermeye çalışıyor. Yanımda benim az önce Ahbap Derneği'nden bir arkadaşımız vardı. O da ilgileniyor, ihbarlar alıp veriyorlar. Dolayısıyla şu anda herhangi bir can kaybı yok. Gelen mala gelsin diyoruz. Ordu genelinde etkili olan, aslında etkili olmaya devam eden sağanak yağışlar sonucu akarsular adeta coştu. Ordu'nun çoğu bölgesinde olduğu gibi İkizce ilçesinde de derelerin debisi yükseldi. İkizce ilçesinin ortasından geçen Irmak'ta da su debisi neredeyse köprülere kadar ulaştı. Şiddetli bir şekilde akan ırmaklar vatandaşları da korkuttu. Öte yandan selin en çok etkilediği İkizce'de selin verdiği zarar yaklaşık 10 milyon lira. Ordu'da dereler, ırmaklar, akarsular adeta coştu. Öfkesi büyük. Ordu'nun çoğu bölgesinde olduğu gibi İkizce ilçesinde de derelerin debisi yükseldi. İkizce ilçesinin ortasından geçen ırmakta da su debisi neredeyse köprülere kadar ulaştı. Şiddetli bir şekilde akan ırmaklar vatandaşları da korkuttu. Belediye ekipleri köprü ve ırmak yakınlarındaysa güvenlik önlemlerini aldı. Vatandaşları dere ve ırmak kenarlarından uzaklaştırdı. İkizce ilçesinde dere ıslağında çalışan bir iş makinesi de biriken suya kanal açmaya çalışırken akıntıya kapılarak ırmağa uçtu. Olayda yaralanan olmazken kepçede maddi hasar oluştu. Selin en çok etkilediği İkizce'de zarar yaklaşık 10 milyon lira. İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt yapılan ilk tespitlere göre selin verdiği zararın yaklaşık 10 milyon lira olduğunu söyledi. Üçüncü sel felaketi bu 20 gün içinde. Ayın 15'inde, Temmuz'un 15'inde oldu. 13 gün sonra ikinci sel felaketini yaşadık. Onda bir köprümüz yıkılmıştı. Bir köprümüz daha zarar görmüştü. Onun haricinde ise dünkü sel biliyorsunuz ajanslar da şey yaptı. 50 senenin İkizce'ye düşen en ağır
yağmuru köprülerin seviyesine, şu gördüğünüz köprünün seviyesine, köprünün üzerinden geçti su akşamleyin. İlçede birçok köprü başta olmak üzere halı saha, düğün salonu ve içme suyu depolarının da ciddi hasar gördüğünü belirten Başkan Söğüt, esnaf ve çiftçilerin mağduriyetlerinin ise devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Burada bir halı sahaydı, düğün salonu, bunların tamamına su girdi. 4 seneden beri çalıştığımız Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber ulaşımda çalıştığımız ilçe belediyesi, mahalle ve arter yolların tamamı heba oldu. Valla 10 trilyon civarında bir hasar tespitimiz var. 10 milyon civarında bir hasar tespitimiz var. Dün başkanımız Sayın Tayyip Erdoğan da Rize'den açıkladı. Sel felaketinde zarar gören işçimiz olsun, üreticimiz olsun, fındık üreticisi olsun, ziraatçı olsun, bunların zararlarını kesinlikle ödeneceğini söyledi. Kendisine ben bu cuma gününden çok teşekkür ediyorum. Öte yandan Ünye'de Karadeniz sahil yolu üzerinde bulunan ve bir bölümü yıkılan Cevizdere Köprüsü'nün yıkım işlemleri devam ediyor. Ordu'da yaşanan sel felaketinde ağır hasar alan Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde yaralar sarılırken diğer tarafta siyasiler de felaketi yaşayan bölgelerde incelemelerde bulunuyor. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi heyeti bölgede incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretleri yaptı. Ordu yaşanan sel felaketi sebebiyle olağanüstü bir hal yaşıyor. Ordu'nun Ünye, Fas'ta ve Perşembe ilçelerinde etkisini gösteren sel ve heyelan sonrası bölgede yaralar sarılmaya başladı. Sel ve heyelan bölgesinde siyasiler de incelemelerde bulunuyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi heyeti deyim yerinde ise bölgeye çıkartma yaptı. İnceleme sonrası CHP heyeti parti il binasında basın açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına bugün Ordu'dayız. Geçtiğimiz iki günde Ordu'da ve Ordu'nun ilçelerinde yaşanan ve halen daha da riski devam eden aşırı yağışlardan kaynaklanan sel, heyelan, toprak kayması ve göçüklerden dolayı Ordu'da ve ilçelerinde incelemeler yapmak üzere bir heyet oluşturmuş durumdayız. Ağırlıklı olarak bölge milletvekillerimizden oluşan bu heyet gün boyunca Ordu ve ilçelerinde oluşan hasarları yerinde inceleyecek, vatandaşlarımızla sohbet edecek. Vatandaşlarımızın uğradığı zararların bir an önce tespit edilmesi, bu zararların karşılanması için devletin şefkatli elinin Ordu'ya uzatılması, vatandaşın borçlarının ertelenmesi, alacaklarının varsa bir an önce ödenmesiyle ilgili çalışmaları yapacağız. Tüm Ordu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarım bu selden doğan maddi zararlar ve manevi zararlar bir an önce tamir edilir. Umarım bir daha Ordu böyle bir durumu yaşamaz. Öncelikle heyetimizde bulunan arkadaşlarımızı tanıtmak istiyorum ben size. Meclis İdare Amirimiz ve Tokat Milletvekilimiz Kadim Durmaz, Amasya Milletvekilimiz Mustafa Tuncer, Samsun Milletvekilimiz Neslihan Hancıoğlu, Samsun Milletvekilimiz Kemal Zeybek, zaten Ordulu hemşehrilerimiz tanıyor Mustafa adı güzeli ve Bursa Milletvekilimiz, parti meclis üyemiz Orhan Sarıbar'la birlikte arkadaşlarımız bugün bölgeye gezecekler. Bölgedeki incelemeleriyle ilgili bir rapor hazırlayacaklar. Bu raporu hem genel başkanımıza hem de kamuoyuna sunacaklar. CHP'nin ağır topları bölgede incelemelerde bulundu. Sel ve heyelanın yaşandığı yerlerde bulunan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Heyet ilk olarak Ordu'nun Fasa ilçesi Yalıköy mahallesinde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerini tek tek gezen heyet yaşanan felaketi gözlemledi. Heyet daha sonra felaketin yaşandığı bir diğer adres olan Fasa Sanayi Sitesi'ne geldi. Burada bulunan esnaflardan son durum hakkında bilgiler aldı. Heyet son olarak Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan ve selin ağır hasara uğrattığı Cevizdere bölgesinde inceleme yaptı. Vatandaşların sorunlarını yerinde inceledi. Yurt dışında bir arkadaşıma ya bunlar gerçek mi dedi bana ya. Bunlar burada olsa bu belediye başkanı hapis yatar dedi yani. Bunlar eğer Avrupa'da olsa bu belediye başkanı hapis yatar. Bu uygulamaya izin veren insanlar cezaya çarptırılır diyor. Yani burada yöneticilerin yapmadığı işlerden dolayı olan işler de var. Hem bunları tespit yapayım, bir şey daha söyleyeceğim. Sadece Subasan sanayi tesisleri ve meskenler değil, aynı zamanda tam şu anda hasat zamanı fındığın olduğu için insanların çok ciddi fındıktan zararı var.
Bahçelerinde fındık çuvallarda olanlar var. Henüz toplanmamış, yoğun yağış nedeniyle inip selle beraber gidenler var. Yer yer harmanlardan gidenler var. Yani bu zararın da karşılanması, bunun da tespitini yapılması lazım. İki tespiti farklı yer yapıyor. Şimdi bu selle ilgili tespitleri kaymakamlık yapıyor. Diğerini Tarım Müdürlüğü gibi ayrı ayrı birimler var. Bunların da eksiksiz bir şekilde beraber yapılmasını istiyoruz. Yağmur da, dolu da, rüzgar da, deprem de kader değildir. Deprem elbette olacaktır. Önemli olan depreme karşı güvenlik tedbirleri, doğru tedbirler almaktır. Sel elbette olur ama o yağmuru siz dediği gibi dereleri daraltarak, ıslah edeceğiz diye aslında küçülterek, ıslah edeceğiz diye aslında oraları tıkayarak, yol köprü yapacağım diyerek aslında suyu boğarak bir çalışma yaptığınızda karşınıza sel çıkacaktır. CHP heyetinin gezisi sırasında Cevizdere Mahallesi Muhtarı Adem Çırpı, TV52 mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Eski olmasız değil, bu tarihi bir köprü ve çok dayanıklı, Almanlar tarafından yapılan bir köprü. Derenin ıslah olmaması ve büyükşehir deniz tarafına bakan büyükşehire ait bir arazimiz var. Araziyi satın aldılar. Ama dolgu yanlış. Dolgu tamamen yanlış. Neden yanlış? Köprünün ikinci ayağına kadar yapılan bir dolgu, yukarıdan gelen bir sel felaketi ne kadar bir köprüyü kurtarır? Kurtardı da şu anda gözler önünde belli ve arazinin de şekli şu anda belli. Arazi şu anda 5 metre daha ileride su tarafından alındı gidildi. Geride ne kadar bir arazi kalır? Köprünün şu anda yarısındayız. Yarısına kadar yapılan bir dolgu. Yanlış. Belki bunu büyüklerimiz biliyor, belki bilmiyor. Ama biz bunu söyledik. Burayı dolgu yapmayın bu vaziyette. Yarın ileride sıkıntı yapar. Ama maalesef hiç dinleyen yok. Ama devletimiz zengin, Allah razı olsun. Geldiler şu anda, imkanlarını sağlıyorlar. Ellerinden gelen tüm yardımları gösteriyorlar ama tabii acılar ne zaman sarılır onu bilemiyor. Sel sebebiyle büyük zarar gören kömür ve kereste fabrikalarında gezen CHP heyeti yaşananları sıcağı sıcağına anlattı. Ordu'da yaşanan sel afeti sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açıklamalarda bulundu. Önemli açıklamalar da yapan Milletvekili Enginyurt siyasi partilere seslendi. Ben buradan seslenmek istiyorum ve diyorum ki acilen fındık taban fiyatı derhal açıklanmalı. Çünkü ekonomik anlamda dar boğazda olan ordu bu sel afetiyle ikinci büyük bir felaketi yaşamıştır. O sebeple mağduriyetlerin kısmen giderilmesi ve yüzlerin gülebilmesi için hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız fındık taban fiyatını derhal açıklamalı ve fiyat en az 15 lira olmalıdır. Hasar tespit çalışmaları acilen yapılmalı. Ordu'daki esnafın, üreticinin, köylünün, çiftçinin tarım krediye ve bankalara, özellikle devlet bankalarına olan borçları derhal ertelenmelidir. SSK ve vergi borçları en az bir yıl ertelenmelidir. Ordu acilen afet kapsamına alınmalıdır. Söz değil, icraat ortaya koyulmalıdır. 2 yıl önce de şehrimiz aynı sel felaketini yaşamıştı. Ama maalesef o zamandan bu zamana sarılamayan yaralar hala devam ederken ikinci bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. 8 tane köprü yıkılmıştır. Bu köprüyü yapan, teslimini alan, bunu teknik anlamda tamamdır diyenler derhal soruşturulmalı. Bu köprüler nasıl bir köprü ki hemen bir sel felaketinde yıkılabiliyor? Bunun da hesabı yapılmalı. Yine bir diğer önerimiz, bu yıkılan köprülerin yerine, özellikle mahallelerdeki köprülerin yerine eski Osmanlı döneminde yapılan kemer köprüler uygulamasına geçilmelidir. Çünkü sel afeti sürekli Ordu'da devam edeceğini göz önüne aldığımızda bu afetin bundan sonra da devam edeceği görüldüğünde derhal kemer köprü uygulamasına geçilmelidir. Yaşanan sel sonrası Türk Kızılayı Ordu'ya geldi. Türk Kızılayı selden zarar gören Orduluları ve Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı alanlarda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Türk Kızılayı Ordu'da selden etkilenenlere yardım eli uzatıyor. Ünye ilçesi başta olmak üzere Fasla ve Perşembe ilçelerinde görülen aşırı yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
Doğu ve Güneydoğu bölgesinden fındık toplamak üzere kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanda çadırların yanı sıra yaşam malzemeleri de sel nedeniyle zarar gördü. Bunun üzerine AFAD başta olmak üzere afet mücadelesi gerçekleştiren tüm kuruluşlarla koordinasyon sağlayan Kızılay, mağduriyet yaşayan mevsimlik işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma başlattı. Saraycık Mahallesi'nde Elekçi Irmağı kenarındaki alanda yaşayan mevsimlik tarım işçileri, olası bir taşkından dolayı Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi yurdunun bahçesine yerleştirildi. Mevsimlik tarım işçileri ile ailelerinin ihtiyaçları, Kızılay ve Fas'ta Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılandı. Efendim. Selden mağdur olan diğer kişilere de ulaşan Kızılay, çadır, yatak, battaniye, hijyen setiyle sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Öte yandan mevsimlik işçiler ve aileleri kendi istekleri doğrultusunda yeniden çadır alanına döndü. Kızılay Fas'ta Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları yaptığı açıklamada, kaymakamlık koordinesinde kapalı alana alınan 600 mevsimlik tarım işçisi ve ailesine sıcak yemek verdiklerini söyledi. Adıyaman'dan kente gelen işçilerden Zülfü Gezer ise kendilerinin yanında olan herkese teşekkür etti. Buranın devletine, buranın başkanına çok çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Bizi misafir etti, bize baktı, yemeğimizi verdi, suyumuzu verdi, bizi yatırdı. Yerimizi yapıyor yani, uğraşıyorlar. Allah onlardan razı olsun, Allah onların eksiğini vermesin inşallah. Taşımaya başladı. Bundan sonra hepimiz burada toplanıp gittik. Sağ olsun devletimiz yardım etti bize. Türk Kızılay bize yardım etti. AFAD bize yardım etti. Sağ olsun herkesten memnunuz biz. Teşekkür ediyoruz. Dilerimize gerçekten teşekkür ediyoruz. Devletimiz yanımızda, Allah'a çok şükür. Gereken tedbirler alındı. Zaten devlet olmasaydı burada büyük bir zayiat verirdik biz. Devletimiz her şeyi zamanında el koydu. Kurtardı bizi. Allah'a çok şükür bir zayiat vermeden başarıya gitti. Fatsa Belediyesi, Fatsa Kaymakamımız zamanda müdahalemizi yaptı yani. Değerli izleyenler, Ordu'da yağış ve sel nedeniyle fındık hasadına ara vermek zorunda kalan üreticiler bahçelerdeki çalışmalarına tekrardan başladı. Ordu'da yağış ve sel nedeniyle hasada ara vermek zorunda kalan üreticiler yağışın durmasının ardından fındık bahçelerindeki çalışmalarını yeniden başladı. Birkaç gündü aşırı bir yağmur yağdı. Fındık toplayamadık. Dün ilçe tarımdan memurlar geldi. Yazdılar, cızdılar. Ondan sonra aşırı bir sel oldu. İkizce ilçesi Düzkaya Mahallesi'nde yaşayan fındık üreticisi İhsan Musaoğlu birkaç gündür aşırı yağış nedeniyle hasat yapamadıklarını söyledi. Aşağı yukarı 5-600 kilo fındığım gitti. Evet. Nereye kapıldı? Dereye mi kapıldı? Dereye kapıldı. Yunus Kuru Mahallesi'nden dereye indi. Oradan ırmak, ırmaktan denize. Şu anda 500 kilo zararım var. Sebahattin Orak da büyük bir afetle karşılaştıklarını dile getirerek büyük bir olay yaşadık, inşallah devlet gereğini yapar dedi. Şu anda da çok da fındık yok yani. Gördüğünüz gibi yerlerde çamurla bulanmış şekilde ayıklamaya çalışıyoruz. Yani büyük zarar var. Evet, bugün başladı tekrar hasada. Tabii ki yani ama devletin büyük bir katkısı olması lazım. Yani çoğu insan, halkın yani burada fındığı hepsine gitti. Uçtu, kimi yerler, hayvan ziyanı olanlar. Büyük bir afet var burada. Evet. Yani devlet inşallah de. Devlet gereğini yapar. Vallahi büyük afet oldu. Yani milletin büyük zararı var. Kimi insan hep bu fındığa bakıyor. Kiminin durumu iyi, kiminin durumu kötü. Değerli izleyenler, Türkiye'de son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik olarak şiddet eğilimi de oldukça artış gösterdi. Şiddetin artması üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı sağlıkta Beyaz Kod uygulamasına başlamıştı. Hatırlayacağınız üzere Beyaz Kod uygulaması hakkında Ordu Sağlık İl Müdürü Doktor Ergün Yanmaz TV52 Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ordu'daki Beyaz Kod sayısını da açıkladı. Türkiye'de son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet arttı. Peki önlenmesi için neler yapılabilir? Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'nın bir uygulaması var. Adı Beyaz Kod. Uygulama yeni değil ama şiddet olayları nedeniyle yeniden gündeme de taşınmıştı. Türkiye'de birçok hastanede uygulamaya konulan Beyaz Kod uygulaması Ordu'da aktif olarak çalışıyor. Konu hakkında Ordu Sağlık İl Müdürü Doktor Ergün Yanmaz, TV52 Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ordu'daki Beyaz Kod sayısını açıkladı. Beyaz Kod uygulaması şöyle ülke genelinde bu son zamanlarda sağlık çalışanlarının maruz kaldığı, yaşadığı
şiddet, fiziki şiddet basından da hep birlikte takip ediyoruz, yaşıyoruz da bazen karşılaşmaktayız. Artıyor da bunun sebeplerinin derhal ivedilikle şey yapılması lazım, tespit edilerek çözüme kavuşturulması lazım. Burada sağlık çalışanlarımız gece gündüz fedakarca çalışıyorlar, koşturuyorlar. Yeri geliyor kendilerinden, yeri geliyor ailelerinden, sevdiklerinden, pek çok şeyden feragat ederek orada vatandaşların yarasına merhem olmak için, şifa bulmaları için koşturuyorlar. Fakat görüyoruz son günlerde, bizim de burada kendi ilimizde de yaşadığımız olaylar var. İşte farklı hastanelerimizde 2018'in Ocak Temmuz yani ilk 7 aylık periyodunda yaklaşık 40-41 tane beyaz kot başvurumuz var. Beyaz kot başvurusunu burada kamu hastaneleri başkanlığımız, hukuk birimimiz, avukatlarımız özellikle hassasiyetle takip ediyorlar. Maalesef çok üzülüyoruz. Olmaması gereken şeyler. Müdür Ergün Yanmaz, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların hoşgörü ve diyalogla çözülebileceğini belirtti. Hatalarımız olabilir sağlık çalışanı olarak. Arkadaşlarımız hataları olabilir. Ama bunları vatandaşımız şiddet değil de şiddeti oturup makul kılan, şiddeti haklı kılan hiçbir gerekçe yoktur. Burada vatandaşımız hastanede ya da tesislerimizin herhangi birisinde oturup arkadaşlarımızla, sağlık çalışanlarımızla olumsuz bir şey hissettiği zaman oradaki ikili diyalogda oturup bunu gelip bizimle paylaştıklarında biz ne gerekiyorsa burada idare olarak yaparız. Tarafsız bir şekilde biz bunu yaparız. Oturup sadece sağlıkta değil, diğer tüm meslek gruplarında da burada şiddeti haklı kıracak hiçbir gerekçe, hiçbir sebep yoktur yani. Müdür Yanmaz son olarak sağlıkta yaşanan saldırıları kesinlikle doğru bulmadıklarını ve bunun önüne geçmek adına çalışmalarını yürüteceklerini söyledi. Sağlıkta şiddet olayları yaşanabilir. Bunları haklı kılacak hiçbir gerekçe yoktur. Oturup devletin ilgili uygulamaları vardır. Bizim personelimiz bir yanlış yaptığında bunun çözümü şiddet değildir. Bunun oturup burada adli ve idari uygulamaları, işlemleri, tahkikatları yürütülür. Yani biz buradan kesinlikle doğru bulmadığımızı, kesinlikle sağlık personelinin fedakarca gece gündüz çalıştığını fakat böyle şeylerle karşılaşmasının hoş olmadığını, yani vatandaşlarımızla oturup bu içinde bulunduğumuz bu şeylerin, ortamın gerçekten hoş olmadığını, istediğimizin ve beklediğimizin bu olmadığını belirtmek istiyorum. Artan döviz fiyatları ülke ekonomisi adına tedirginlik yaratmışken bugün kameraların karşısına çıktı Berat Albayrak. Türkiye'nin ekonomi modelini açıkladı. Güven ortamının iyileştirilmesi için adımların hızlıca atılacağını söyledi Bakan Albayrak. Peki o açıklamalar nasıl yankı buldu? Yatırımcılar ne düşünüyor? Detaylar haberimizde. Benim tavsiyem şu bizi yönetenlere. Ekonomi battı, Türkiye battı. Taslarını, çanaklarını toplasınlar, istifa edip gitsinler. İşte bu kadar netti sokağın mesajı. Artan döviz kor olup yaktı cepleri. Az önce gittim, dolar almaya kalktım, satış yok. Dolar satmaya kalktım, alan yok. Böyle. Ne söyleyeyim şimdi? Sen söyle. Türk ekonomisine karşı bir savaş başlatıldı adeta. Ülkeler arası bürokrasi yerini ekonomi üzerinden sert rüzgarlara bıraktı. Dış güçlerin oyunu, onu diyeyim. Dolar üzerindeki. Yurt dışındaki Amerikalılar bizi bitirmek için her şeyi yükseltiyorlar. Yükseklediği için de fakir fukara ne yapacak? Ne dolar alabiliyorlar, ne yiyecek alabiliyorlar. Biz biteceğiz herhalde bu gidişle. Resleşmeler, yaptırımlar olası bir krize de davetiye çıkardı. Gündem para, vatandaşsa isyanda. Fakirlere şey yapıyor yavrum. Bizim gibi gariplere. Etkiliyim. Ne yapalım? Vallahi hiç iyi bulunmuyor. Dolar yükseldikçe, dövizin hepsi yükseldikçe piyasalar alt üst oluyor. İşte sinekten başka bir şey uçmuyor sokakta şu an. İnsanların alım gücü yok. Parası olan harcamıyor. Olmayan da zaten yok. Zengin hep zengin oldu. Fakir de bitti yani. İş dünyası da güven ortamından uzaklaşınca açıklama kaçınılmaz oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi modelini açıklamak üzere kameralar karşısına geçti. Bu 100 günlük eylem planı var ya, birilerinin ne dediği bir taraf. 100 günlük eylem planındaki atacağımız adımların tamamını, çok açık net söylüyorum, altını çizmek istediğim noktalardan bir tanesi de bu. Bu plan çerçevesinde ilan edilen projelerin tamamı 2018 bütçesi içerisinde çözülecek.
Ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinin de katıldığı toplantıda piyasaya güven dolu mesajlar verdi Bakan Albayrak. Yeni bir sürecin başladığını söyledi. Ekonomik dengelemeyi sağlamak için ilk saç ayağı ise enflasyonla mücadele olacak. Ekonomik dengelemeyi sağlamak için ilk gün açıkladım. Bir kısmınız işte piyasa olumlu karşıladı. Bakan şunu dedi, piyasanın istediği falan. Enflasyonla mücadele, değil mi? Önemli. İşte bu ekonomik dengelenme noktasındaki birinci sacaya enflasyonla güçlü mücadele olacak bu dönemde. Bakan Albayrak güven vaat etti. Panik havayı dağıtmaya çalıştı. Ama sözlerden öte yaşanan gerçekler var. Vatandaş şimdiden krizi hissediyor. Gelecekten de ümitsizler. Yani Bakan Albayrak'ın açıklamaları vatandaşın gerçeğinden şimdilik biraz uzak gibi. Orada 22 senedir esnafım. Bu doların hareketi bir de fındık 10 liraya 11 liraya gider de TMO fındığa iyi bir açıklama yapmazsa bir hafta 10 gün içinde 15'ten aşağıda açıklama yaparsa orada kapanacak kepengin sayısı çok var. Dolar ve Euro'da yükselişte devam ediyor. Yerlilik oranı yüksek üretim yapan bir modele geçilmediği sürece biz bu olayları yaşamaya devam ederiz. Ağırlaşarak devam eder hatta. Piyasalardaki son durumu değerlendiren yatırım danışmanı Muhsin Emre Demiröz, üretim olmadıkça yani Türkiye'nin dışa bağımlı süreci devam ettikçe bu tür krizlerle de her zaman sınanacağını vurguladı. Türkiye'nin her zaman muhtemel. Bu daha önce 90'lı yıllarda 2001'de olmuştu. Benzeri bir olayı tekrarlıyoruz. Döviz girdisi sağlayan üretim modeline geçmedikçe, katma değeri yüksek ve ithalata dayalı üretim yapmadıkça dövize olan ihtiyaç asla azalmayacak. Bu ihtiyaç azalmadıkça da başkasının parasının değerini belirleme şansımız olmadığı için bugün dolarda, euroda yaşanan konu yarın devam ettiği takdirde benzeri ataklar yine görecek Türkiye'ye. Türk siyasetinin ciddi badireler atlattığını da hatırlattı Demiröz. Sürecin gezi olaylarıyla başladığını söyledi. Bir sürü de badire atlattı Türkiye. Yani referandumlar oldu, seçimler oldu, yerel genel. Darbe yaşadık, kötü bir tecrübe edindi Türkiye orada. OHAL süreci yaşadık. Yabancı yatırımcının zaten problemli olan bakışı bu olaylardan sonra. Mesela OHAL sürecinde İyice bir mazerete dönüştü. Böyle bir tehdit gibi. Halbuki sen o hali ülkenin iç dinamiklerini ayakta tutmak için uyguluyorsun. Ama yabancı yatırımcı bunu hep kendisi için bir tehdit olarak gördü, kabul etti. Biraz da FETÖ'nün dışarıda yapmış olduğu bu kara propagandayla bugünlere geldik yani. Peki ne olacak? Bu sorun nasıl çözülecek? Demiröz'e göre acilen yatırımcıları ülkeye çekmek şart. Almanya'daki bir üretici için Türkiye ucuz iş gücüne dönmüş durumda şu an onlar için. Daha da ucuzladı. Yatırımlarını buraya çekmenin yollarını arayacağız. Oradaki tesislerin, fabrikaların buralarda yatırım yaparak ucuz iş gücünden ya da buradaki üretim kabiliyetlerinden ucuz iş gücünden yararlanarak en azından 3-5 yıllık süreyi Türkiye'nin bu şekilde finanse etmesinin yollarını arayacağız. Dövizdeki ateş altını da tetikledi. Dolar kurunun bugün TL karşısında rekor kırmasıyla birlikte altın fiyatları da tarihi zirvesini görerek yeni bir rekor kırdı. Maalesef içinde bulunduğumuz ekonomik durum, yurt dışı kaynaklı belirsizlikler dövizi çok etkiliyor. Otomatikman altın fiyatlarını da etkiliyor. İnşallah hükümetimiz uygun bir yol bulur. Bu sorunlar çözülür. Bizim için de halk için de çok önemli. Çünkü çok belirsiz bir fiyat tablosu var. 24 ayar külçe altının gram fiyatı 211 liraya kadar çıktı. Her dakika fiyat değişiyor. Günde bugün belki 15 defa fiyat değiştirdik. Yani çok ciddi rakamlar fark ediyor. Yani günde 50 lira, 60 lira gram olarak yukarı aşağı yazıyor. O yüzden ne desek yorum olarak yanlış olur. Biraz sükunetli olmak lazım, biraz sabırlı olmak lazım. İyi gözlemlemek lazım. Tablo halen karışık. Acilen güven ortamının oluşması gerekiyor. Şimdilik yine de en güvenli liman altın olarak gösteriliyor. Dünya piyasasında her zaman değerini bulur, fiyatını bulur. Dolayısıyla korunaklı bir limandır yani. Fındığın kalitesini ve verimini artırmaya yönelik Ordu'da çeşitli bölgelerde çalışmalar yapan özel bir fındık üretim merkezi fındık için yeni teknikler üretmeyi de devam ettiriyor. Bu kapsamda Ordu'nun Ulubey ilçesi Fındıklı mahallesinde bulunan örnek bir bahçede değerli tarım uygulaması projesi start almıştı. İşte o bahçede yapılan çalışmalar vatandaşlara, üreticilere tanıtıldı.
Ordu'da fındığın kalitesini ve verimini arttırmaya yönelik birçok noktada seçilen örnek bahçelerde teknik çalışmalar yürüten İtalyan bir firma, Ulubey ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde bulunan örnek bahçede değerli tarım projesi kapsamında üreticilere çeşitli bilgiler verdi. Fındık dikili arazi 700 bin hektar civarındadır ve ortalama 650 bin ton civarında da fındık üretmekteyiz. Model bahçemize gelecek olursak Ulubey ilçesinin Fındıklı köyündeyiz. 1,5 dekarlık bir arazide 75 ocaklık bir bahçeye sahibiz. Bahçe ortalama 40 yaşında ve 476 rakama sahip olan bir bahçedir. Bu bahçemizde önemli olarak yapılan analizler sonucunda eksikliklerin üzerine gidilerek yapılan uygulamaların doğru şekilde ve doğru zamanda yapılmasıyla bahçemiz bu hale gelmiştir. Örnek bahçeye gelen üreticiler proje kapsamında hayata geçirilen teknik projeleri ziraat mühendislerinden tek tek dinledi. Biliyorsunuz zurufu daha sonra bahçemizden çıkan dal budama atıklarını dal öğütme makinesi ile öğütüyoruz. Çok küçük parça haline getiriyoruz. Dekar başında 80 kilo 70 kilo civarında fındık alırken biz burada dekar başı 300 kiloya kadar çıktık ve daha fazla da artacak. Bahçe içerisinde kurulan istasyonları tek tek gezen üreticiler fındıkta kalitenin nasıl arttırılabilir olduğunu gözlemledi. Bizim için külleme hastalığı fındıkta. Ciddi anlamda fındığı ve verim ve kaliteye zarar veren en büyük hastalıkların başında külleme geliyor. Külleme de fındıkta özellikle yapraklarda kendini gösterir. Beyazımsı bir görüntü halindedir. Nisan ayı itibariyle sıcaklık ve nemin yükselmesiyle birlikte artışa geçer ve ciddi anlamda hasat sezon boyunca iklimsel koşullardan dolayı sürekli hastalık devam eder. Bu kadar toprak seviyesine yakın bir şekilde ve eğimli bir şekilde yapılması gerekir. Burada kullandığımız aletler de testereyi kullanabiliriz, motorlu testereyi kullanabiliriz. Burada toprak seviyesine yakın olma sebebi kapatılması, macuna kapatılması, kök çürüklerine meyil vermemesi durumun. Ziraat mühendisleri yapılan çalışmaların meyvesini aldıklarını söyledi. Tek dönümden 420 kilogram fındık elde ettiklerini söyledi. Biliyorsunuz son birkaç yıldır çok yoğun bir şekilde değerli tarım projesinde, programında çalışan arkadaşlarımız burada büyük sayıda yaklaşık 60'a yakın bahçede Karadeniz'de iyi tarım uygulamalarını gösteriyorlar çiftçilerimize. Burada da göreceğiniz şekilde bahçede bizim iyi tarım uygulamalarımız nedir, nasıl gübre yapılmalı, özellikle damla sulama ile yapılan gübrelemeden çok iyi sonuçlar elde ettik. Budama konusu, hem dip budama hem yaprak budama. Bunu yapan çiftçilerimiz gerçekten verimde ve kalitede büyük bir artış gözlemlediler. Bunu biz de bahçelerimizde görüyoruz. Bugün burada da söz konusu önümde 400 kilonun üzerine çıkan bahçelerimiz var. Bunu bizzat bir çiftçiler kendileri de görebilirler. Türkiye ortalaması fındıkta 70-80 kiloyken dönümde 400'lere yaklaşmak ve hatta bunun üzerine çıkmak yeni bir dönemin başladığını da görüyor. Ordu Mesudiye ilçesi Celal Mahallesi Kalkınma ve Güzelleştirme Derneği 24 Ağustos tarihinde hem vatandaşları bir araya getiriyor ve bunun anlamında aslında baktığımızda bir etkinlik de düzenliyor. Bu anlamda Celal Mahallesi'nde yapılan köy konağının açılışı yapılacak etkinlik hakkında açıklama yapan dernek başkanı Hasan Koç düzenlenecek olan etkinlik hakkında bilgiler verdi. Açılışımız 24 Ağustos Kurban Bayramı'nın 4. günü. Cuma namazına müteahhit küçük mahallemize, küçük Celal'da köy konağının açılışını yapacağız inşallah hep birlikte. Açılıştan akabinde gelip Büyük Celal'e, Büyük Celal'deki köy konağının açılışını yapacağız. Saat 4 gibi Nazmican sanatçımız Davuz Zurna ekibiyle mahallemizde bir eğlence tertipleyeceğiz. İstanbul'da faaliyet gösteren Ordu dernekleri her fırsatta gurbette yaşayan Orduluları bir araya getirmeye devam ediyor. Ordu Mesudiye ilçesi Celal Mahallesi Kalkınma ve Güzelleştirme Derneği İstanbul'un yanı sıra Mesudiye Celal Mahallesi'nde yapılacak etkinlikte bir araya gelecek. Başta misafirlerimizi, herkesi davet ediyoruz. Çevre köylerimizden mutlaka muhtarlar, dernek başkanları, halk davetli olacak, gelecekler. Davet ediyoruz şimdiden. İstanbul Pendik'te bulunan Ordu Mesudiye ilçesi Celal Mahallesi Kalkınma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Koç etkinlik hakkında açıklama yaptı ve Celal Mahallesi'nde açılacak olan mahalle konağı hakkında bilgi verdi. Kurban Bayramı'nın 4. günü mahallemizde Mesudiye, Celal iki mahallemiz var bizim.
mahallelerimize köy konakları yaptık. Onların açılışını yapacağız. Köy konaklarımız 2 yıldan beri özveriyle çalışılarak yapılmış muhteşem eserler meydana çıktı. Gittiğimizde siz de çekeceksiniz, insanlara göstereceksiniz. Emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Ordu Mesudiye ilçesi Celal Mahallesi Kalkınma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Koç, 24 Ağustos'ta yapılacak etkinliğe tüm orduluları davet etti. İl dernekleri bizi kıskanır. Biz böyle tutucu, tutumlu, birbirini seven insanlardan oluşuyor bizim köyümüzün insanları. Burada tabii kadın kollarımız, gençlik kollarımız, dernek yönetimi abilerimiz hepimiz bu işin içindeyiz. Yani sağ olsunlar, herkes elinden geldiği kadar bu işe çabalıyor. İşte yarın da köy odasının son malzemelerini yollayacağız. Bayramın 4. günü de bütün misafirlerimizi, köylülerimizi, herkesi büyük şölenimize bekliyoruz. Dernek Başkanı Hasan Koç'un ardından derneğin Kadın Kolları Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanları açıklama yaparak etkinliğe tüm halkı davet etti. 24 Ağustos bayramın 4. günü açılışımızda bütün misafirlerimizi destek vermeleri için bekliyoruz. Başkanımız da yönetimi de Kadın Kolları Başkanı da yönetimi de benimsedi. İnşallah bastıracağız. Farklı fikirler de çıkabilir. Satacağız. Bakalım bütün köyün almasını bekliyoruz destek. Bu haberle TV52 akşam bülteninin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrardan görüşmek üzere. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.